Bakın. Nasıl? Güzel. Ne ki bu? Ben yaptım. Büyükleme makinesi. Nasıl çalıştığını sormayın, anlatması 6 saat sürer. Bunun nasıl tam bir uzay savaşçısı haline getirebilirim. Vallahi mi? Biraz eksine ne dersin? Yükle mi? Bana mı? Hı. Yükle. Karışık var mı? Var. Karışık koy ya. Saçım yok, kelimem haram oldu. Hayat bana olsa... Kandırdım nasıl yani sonunda çılgın sözlerle. Kız arkadaşını düşünüyorsan mastürbasyon yapıyorsun yani ciddi miktarda ya. Evet, bu kısımda seste bir sorun olmuş. O yüzden seslendirme yapacağım. Açık havadayız bugün. Kapalı alanda spor yapmak gerçekten bunalttı beni. O yüzden kendimi attım dışarıya. Aldım çantamı. Tam bir spora yeni başlayan çantası. 3 ay gidip bırakan. Böyle yapma. Evde zaten ekipmanlarım vardı. Bir tane 8 kiloluk dumbbell. Bir tane de 15 kilo var burada. Yine bilek sargıları, direnç bandı. Keşke bu yatmasaydı. Yaklaş yaklaş. Önce biraz seyreldiler, sonra beni terk ettiler. Beni apaçık ortada bırakıp gittiler. Yastığım bile ısınmıyor artık. Yastığım bile, yastığım bile. 5 set barfiksimiz var. Bu seti 8 kilo ile yapacağım. Şuradan alalım. 8 kilo ekleyeceğim. Normalde 20-30 kilo ekliyorum fakat şu an öyle bir ekipmanımız yok. Bu seti diyet yapanlara armağan ediyorum. Sağ elimi saçlarımın arasına denettim tüm ilaçları. Saçım yine çıkmadı. Yok oldu hepsi birden. Unut beni. Kelime. Bir tane daha. En son. Sırt pump'ını aldık. Çok iyi. Biraz daha geriden al. Ha. Sen daha çok büyümüş gibi çıkıyor. Nasıl? Büyümüş gibi çıkıyor neyse. Var mı bu? Benim küçülmem lazım mı? Şu dayılarla bir sahne video gelemezsin. Ciddi diyorum bıçak. Çekebilir misin? Desem öyle. Seni çekmiş mi çekeriz? Yorma kendini, hayır tamam. Ben yormadım şu daha. İyi yaptın, iyi. Evet. İki çeşit insan vardır bu dünyada. Konuşacağım arasında. Ama şu an konuşacak durumda değil mi? Şu damara şey olsun. Şuradan. Uf, antrenmanımız bitti. Barfix, chin up, curl, side raise yaptık. Açıkçası McFit'te yaptığım antrenmandan çok daha fazla keyif aldım. Çünkü ne olabilir sebebi? Şu an nabızdan ne diyeceğimi unuttum.
Açık o ol. Zaman bir set daha devam. Sexy boys, fancy boys, play boys. Bunları da hep soruyorsunuz. Google'a halter seti al yazdım. Direkt çıkan şeyi aldım. 300 TL falan. Biraz dandik. Bu plastik aslında. Ama adam gibi kullanırsanız 10 yıl ömrü var. Evde canınız sıkılınca alın bir tane basın işte böyle. Küçük bir tuvalet molası. Bu kadar su içerseniz çok sık tuvalete gitmeniz gerekiyor. Tuvalete giderken de kalori yakmaya devam. Yüksek nabız koşu. Ben de kilo vermek istiyorum da nasıl yapacağız onu? Ya kilo vermek aslında çok basit. İhtiyacından daha az alacaksın. Mesela benim yaptıklarımı sana uyarlarız fakat porsiyonu biraz düşürmemiz lazım. Mesela 10 litre su içmek yerine örnek veriyorum sen 5 litre içersin. Proteini biraz daha az alırsın. Karbonhidratı azaltabilirsin. Kardiyo yapıyor musun zaten? Kaç senedir yapıyorsun bu sporu? Valla benim 4-4,5 sene oldu. Ha, ama bir de bu sporu yani bilinçli yapmak önemli. Mesela senin hiçbir bilgin yok diyelim. Sen köpek gibi çalış. Hani beslenme bilgin yok, antrenman bilgin yok. Yerinde sayarsın. O yüzden doğru kaynaklar bulman çok önemli. Şimdi hoca olarak seni baz alsak tahmini ne kadar sürer kilo vermemiz? Hedefine bağlı ama seni 12 haftada bayağı değiştiririz. Hani her dediğimi harfi harfine yapacaksan benden bile iyi olursun. Kilo vermem lazım benim. Ben kas, vücut gerek yok. Bende var zaten. Ya bu işte doğru hocayla çalışırsan gideceğin yere çok daha kısa sürede gidersin. Öyle şimdi yani. Vücudum zaten var. Çocukkenden beri köyde olduğum için tarlalarda, bahçelerde. Neredesin? Sakaryalıyım ben. Bu arada bacak genetiği çok iyi. Kuadlara dikkat. Bir şey dedi arkadaş. Köyde çuval taşıdım dedi. Mesela köyde yetişen çocuk şehirdekini... Biz şehirde yetiştiğimiz için biraz o konuda geride kaldık. Sonrasında demirle şekillendik, demirle güçlendik. Bunu biraz kapattık ama köyde doğup büyüyen adam her türlü bir adım öndedir. Fiziksel olarak öndedir her türlü. Ne diyorsun, katılıyor musun? Vallahi katılıyorum abi. Bu işteki en önemli şey maalesef, en zor kısım da bu, süreklilik. Mesela ben dedim ya 4 yıl yapıyorum, siz ooo falan dediniz. Aslında 4 yıl çok uzun bir süre değil kanka. Çok yavaş gelişen bir şey mesela. Örnek benim forearmlarım zayıf. Çalışıyorum. Zaten uzaktan söyledim ben bunu. Ne dedin? Bileği zayıf dedim. Aynen bak, bileğim zayıf. Bak adam uzaktan görmüş. Analizi yapmış bana. Çalışıyorum ama mesela geride kalıyor. Evet, çok kötü bir görüntü o da. Çok ince duruyor. Öyle deme de şimdi. Protein tüzüğü kullandıktan sonra bırak, spor bıraktan sonra ve sakma oluyor mu? Valla işte? Böyle bir şey yok. Yok. Bunu kim diyorsa şerefsizin önüne gidelim. Abi neydi senin hesap? Testo, Taylan. Çıktı zaten ilk başta. Instagram'da, YouTube'da aynı. Abone oldum mu? An itibariyle 65 bin abone olduk. Son 2 abone. Buradan teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sokakta çevirip zorla. Tavuk 200 gram. Sarımsak tozu koydum, birazcık tuz koydum. Çok güzel. Beyler alın bir parça. Yok abi, eyvallah. Yok abi, sağ olsun. Kameraman. Sağ olun. Testo mu Tekno? Testo. Testo. Tekno'nun alakalı. Oturmalar kesin. Bu bayağı büyük verdim, daha vermem vallahi. Day 2. Instagram'dan takip edenler bilir. Hardline Nutrition'la bir işbirliği yaptık. Artık sponsorumuz bizim gibi demire aşkla, sevdayla yaklaşan, tek amacı demirle bütünleşmek olan, hiçbir karşılık beklemeyen genç dimağları görmezden gelmediği için teşekkürlerimi sunarım. Aynı zamanda Serdar abi ve Baran abiye de destek çıkmaktadır. Baran Kalaycı'ya. Çok uzatmadan kutuyu açıyoruz. Bir tane spor çantası. Burada 2300 gramlık bir whey protein. Bir tane burner. Multivitamin. ZMA yatmadan önce. Bir tane BCA. Geri kalan aksesuarlar var. Bileklik, anahtar, şapka. El karnetim var. Bu da Göktuğ'un. Onun haberi yok. Göktuğ'u akşam sürpriz yapacağım. Bunu götüreceğim. Kendisi geldiğini bilmiyor. Ona da güzel moral olur. Göktuğ'u almaya gidiyorum.
bayağı sevinecek. Kendisi küçük şeylerle mutlu olabilen birisi. Hardline'ın bu desteği beni de onu da çok mutlu etti. Sürpriz karşısındaki tepkisini çok merak ediyorum. Göktuğ'un evine geldik şu an, tepkisini çok... Mal gibi duruyor. Mal gibi duruyor. Dayı sen bir çekil ama. Kanka sen bir arkaya otursana. Be. İşte beklediğimiz tepki buydu. Bu ne? O benim çanta ya, seninkiler içinde. Oğlum çok iyi lan. Day 3. Herkese günaydın. Sabah biraz erken kalktım. Kuaförde randevum var. Bir şey yemeyeceğim fakat oturduğum yerden yağ yakmak istiyorum. Bir tane karnetin içeceğim. Biraz BCA alacağım yanıma. Bir de burner içerim. Hatta direkt içeyim şu anda. Bunun çok değişik bir kokusu var. Çok güzel ama hoşuma gitti. Hardline'ın en sevdiğim özelliği. Tat olarak gerçekten beni tatmin ediyor. Özellikle protein tozunda. Karnitin olsun. BCA'sı da çok iyi. Tat olarak çok iyi gerçekten. Açmamışım. Şimdi kuaförde durdurabilirsen. Bir de bunun üstüne kahve çakarsanız. Tir 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 tir. Kamyon gibi titrersiniz. O yüzden daha bir şey almayacağım. Evet, şimdi İzmit'te çok güzel tişörtler satan bir yer var. Oraya götüreceğim sizi. Nereden gidelim? O zaman başladım. Tamamdır. Evet, şimdi İzmit'teyim, merkezdeyim. Ivır zıvıra geldim. Genelde tişörtlerimi buradan alıyorum. Bunu yeni aldım. Bunu da Harley Quinn yorumlardan birine hediye edeceğim. Kazanmak için yapmanız gereken tek şey yorum yapmak. Çok güzel tişörtler var. Yani genelde ayda bir gelirim. Birkaç tane alırım. Bugün normalde idmanım yoktu, dinlenme günüydü. Kuaför spor salonuna yakın olduğu için yürüyerek gittim. Biraz nabzı yükselttim, çok zorlamadım. Ara sıra böyle şeyler yapabilirsiniz. Kas geliştirme amaçlı değil de kasları yenileme ve birazcık kalori harcama odaklı. Gördüğünüz gibi burada deniyor hareketler yapıyorum. Yani bu makineyi niye kullanır ki bir insan? Tabii işin şakası, bunlar da etkili hareketler de. Siz ne demek istediğimi anladınız yani. Gerek var mı şimdi şu hareketleri? Bir şu adama bak, bir de şu yaptığı harekete bak yani. Hayatımda gördüğüm en biseksüel hareket olabilir. Dayanamıyorum artık. Bu ne çok yalnızlık. Çık gel, ne olursun apansız. Hadi dön, hadi dön, hadi dön yalansız. Eve geldim, ilk yemeğimi yiyeceğim. Salata, yumurta, yeşillik. Ondan önce biraz protein. Bir ölçek yeterli olacaktır.
Şimdi gerçek yemeğe geçme zamanı.